Merve Gelin'in salonu metrekare olarak geniş, kullanılan açık renklerden dolayı ise ferah. Capitonelli gold ayaklı oturma grubu luxury tarzında. Luxury berjerlerle jüt başlıklı kütük lambader tarz olarak alakasız. Gold kulplu televizyon ünitesi oturma grubuyla uyumlu ancak spor tarzdaki yemek bölümüyle uyumsuz. Lükens ayaklı altın rengi dresuar avantgard tarza sahip. Peluş halı bu salon için küçük ama üzerindeki ayna tablalı orta sehpalar oturma grubuna yakışan seçimler olmuş. Kütük çerçeveli ayna salonun genel tarzına hitap etmiyor. Aynı şekilde bohem tarzdaki avizelerinde luxury mobilyalarla uygun olmadığını belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Evet İremcim, senden başlayalım tatlım. Merveciğim, salonu geniş, büyük. Ben şu ünitenin üstündekileri takıldım. Neresine takıldın? Gümüşlere. Aksesuarları mı söylüyorsun? Evet. Aksesuar değil galiba. Fincan. Gümüş. Ama odasında başka hiçbir gümüş yok. Evet. Uyum sağladı mı sence? Ben sağladı olarak görüyorum ki oraya koymuşum. Benim hoşuma gidiyor, gözümü de yormuyor. Akşam olduğu zaman ışıl ışıl benim içimi açıyor resmen. Bence pek sağlamamış ama. O senin fikrin. Salonda zaten bayağı bir kafa karışıklığı var. Ne gibi? Ne gibi? Yani goldlar, işte bohem tarzlar. Ne yapabilirdin? Ahşaplar var, gold tarzını ayaklar var. Tarzını değiştirmeyi mi bekliyorsunuz? Yok, tarzını değiştirmek değil. Yani bir karışıklık olduğunu bize hissiyatını verdi. Ne gibi bir karışıklık? Onu da bir açıklık getirirsen daha iyi bir cevap veririm. Goldlar biraz daha klasik, biraz daha ağır kaçıyor. Hı. Ama diğerleri daha spor. Ya aslında sanırım modern şık tasarlamaya çalışmış salonu. Çok özür diliyorum, lafını kesiyorum. Ağır kaçıyor dedi. Ben de sana diyorum ki en azından avantgard kullanmadım. Benimki tam anlamıyla avantgard. Evet, bu zaten gerçek yani olan bir şey. Benim salonum o şekilde. Olabilir. Bir karışıklık yok. Biz buradaki zengin karışıklık yok muydu? İşkembeler havada uçuşuyordu. Klasik avantgardtı senin. Evet. Benim salonumun yanında Merve'nin salonu banyo gibi kalır yani. Elizciğim, ben senin gibi affedersin de görgüsüz değilim. Ben olduğum gibiyim, doğalım. Bütün eşyalarım normal, sıradan. Senin gibi avantgard tercihlerim yok, işkembe perdelerim yok. Ben olduğum gibi memnunum. Girişte durması gereken gold bir dresuar salonun baş köşesinde. Girişimde koyacak bir alanım olmadığı için benim hoşuma gidiyor oraya koymak. Gözümün önünde saçı parlıyor, hoşuma gidiyor yani. Bana göre güzel. Merveciğim, ben bir şey daha soracağım. Oradan Elis arkadaşımız atladığı için tam bitirememiştim. Sen dün benim halılarıma kilim gibi demiştin ya. Sence bu halı oturma odası halısı mı? Olamaz mı? Bence olamaz. Neden? Ya bu bence bir yatak odası halısı gibi duruyor. Yatak odasına koysam dersiniz ki balkon halısı. Balkona koysam dersiniz ki bu salon odası halısı. Merveciğim, evin normal halıları sanki yıkamaya gitmiş de bizi ağırlayacaksın diye idareten bunları koymuş gibi duruyor vallahi buraya. Yıkamacı da kaybolduğu için bana bunu hediye ettiler. Aa, gerçekten evet. Çok üzüldüm. Çok üzüldüğüm belli oluyor suratından. Bir dakika, gerçek mi söylüyorsun? Gerçek söylemedim. Şaka mı yaptın? Şaka yaptım aslında. İşte gayet inandık yalnız var ya, öyle güzel söyledin ki. Merve, vallahi biliyorsun. Evet, peki. Ya canım, ayakların üşümüyor mu? Kış ayındayız. Ayakların üşümüyor mu derken evde terlik de giyiliyor. Gördüğün gibi ayakkabıyla geldin sen de. Ben ayakkabıyla giyiyorsun. Ayakkabıyla nasıl ayağın üşüyor? Nasıl bu peluş alayı tercih ettin? Hangi koyundan, hangi kuzudan kestin de geldin buna? Kıvırcık. Delemeni tavsiye ederim. Eti de güzeldir. Ben istemiyorum. Gerçi et yemeni tavsiye etmem de neyse. Fon perdelerine bakıyorum. Fıstık yeşili. Gerçi sandalyelerinde zümrüt yeşili. Fıstık yeşili renk seçmek biraz zor. Nasıl? Yeşilin her tonunu seviyorum ve her tonunu salonumda görmekten büyük bir zevk alıyorum. Sandalyelerine uymamış ama. Olabilir, o senin görüşün. Aslanım, bir de benim gözümü çok dikkatli bir şey çekti. Şu köşede kavanozun içinde ne var? Onu Merve arkadaşımıza sorabilir miyiz? Kavanoz? Kavanoz. Nerede kavanoz? Yerde mi duruyordu o? Hı hı. Güzel yere değindin Seda. Kaya tuzu galiba Aslı Hanım.
katılaşmış evet, ama. Şeylere kullanılıyor, turşulara falan. Ondan mı? Ondan. Onda enerji yok. Negatif enerjiyi toplasın diye koymuştur kesin Merve onu. Evet, hep enerjilerde ya. Yapıyorlar böyle. Ne yapıyorlar? Sirkeli falan böyle bir karışımlar yapıp evin köşelerine genelde koyuyorlar. O salata değil mi ya? Ay, o yok, sirke yok. Değil. Yapıyorlar öyle bir şeyler. O farkında. Onu yapanlar yanlış yapıyor zaten. Sirkeyle yüzünü yıkayanlar var. Sirkeyle yüzünü mü yıkıyorlar? Gerçekten yıkıyorlar aslında. Direkt. Direkt yıkıyorlar. Yapıyor olamazlar da. Sirke işliyor, iyi geliyor, fermente gibi bir şeydir de. Yüzünü turşu, yıkıyorlar. Ondan sonra da ay yüzüm işte şöyle oldu, alerji oldu, böyle oldu. E sen yüzünü sirkeli yıkarsan her yerin alerji olur yani. Bunu ben... Bu kaya tuzu. Kaya tuzu aslında. Evet. Salonumun dört köşesine olacak şekilde, eşit gelecek şekilde koymak zorundayım. Çünkü zorundasın. Zorundayım. Evimin enerjisini yüksek tutmak zorundayım. Evime birçok insan giriyor, çıkıyor, o negatif enerjisini bırakıyor salonumda. Onu direktmen kaya tuzu içine çekiyor ve çektikçe o katılaşıyor. Acaba dedim nemlendiği için yok, sonra kuruduğu için mi sertleşti? Yok. Yalnız şöyle bir detay var. Plastik... Plastikte kesinlikle iletken bir şey olmadığı için camda, camda olmalı veya toprak kapları olur ya, evet, onda olması gerekiyor. Evin dört köşesi. Bakın kesinlikle. Enteresan bir şey daha öğrendim. Evet. Allah Allah. Sende de ne göz varmış Seda Hanım. Vallahi. Gerçekten harikasın. Birazdan çatlamasın diye. Pilon gibi gözler. Buldun onu vallahi. Aman Allah korusun. Devam edelim. Demin ben koltukları halılara eleştirdiğimde ben evet, böyle seviyorum falan dedi bana da. Benim eve geldiklerinde de avizelerimi çok eleştirmişlerdi. Aha. Burada da salonda bohem bir avize kullanmış. Evet. Mobilyayı modern şık yapmış, sehpayı modern şık yapmış ama bu avize buraya olmuş mu acaba? Nasıl bir avize kullanabilirdim sence? Yani daha modern, daha şık bir avize kullanabilirdin. Bu balkon avizesi gibi bir şey olmuş burada. Balkon mu? Evet. Sen hiç araştırmıyorsun sanırım. Araştırmıyorum evet. Bence de belli oluyor. Yani bunun için araştırmaya da çok gerek yok zaten Merve. Chester koltuklara, gold ayaklı sehpaya, hasır avize konmayacağını biliyorum en azından. Ekstra araştırmama gerek yok bence. Kanepelerin fiyatlarını alalım bu arada. Kanepelerimi ben 4 sene önce 6000 liraya aldım. 6000 TL'ye 4 yıl önce almışsın. Evet. Şimdi bunlar 50.000, 40.000 o civarlarda evet, değil mi? Evet. Evet. Yemek odanın fiyatını da öğrenelim. 5000 lira. Yine aynı dönem alındı galiba. Benim bütün eşyalarım 5 yıl, 4 yıl. Evet, tabii aynen, haklısın. Bayağı bir uzun süre oldu. Halıyı evet, söyle hayatım. Ben. Halıyı sormak evet, istiyorum. Evet, halının fiyatını. Daha doğrusu. Onun fiyatı uygun, 300 liraya aldım. 300 TL. Perdelerimi. Evet. Perdelerimi eşim diktirdi, bana hediye etti. Fiyatını bilmiyorum. Güle güle, huzurlu otur inşallah salonunda hayatım. Ben sizi buradan çok uzak bir yere göndereceğim. Mutfağa şuraya. Salonda her şey çok uyumsuzdu. Halısını yan komşudan almış. Avizesini anneannesinden almış. Koltuklarını da ikinci elden almış herhalde. Yani bütün her şeyi toplama yapmış evinin.